Hayırlı nöbetler. Sağ olasın. Oktay! Ne tarafa? Hastaneye gidiyorum, Murat'ın yanına. Ben bırakırım, gel. Hem ben de Murat'ı görmüş olurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E hadi. Annenle yaşıyordun değil mi sen? Evet. İşten eve, evden işe. İş dışında başka bir hayatın var mı? Yokmuş gibi mi görünüyor? Var mı? Var tabii. Tek hayatım iş değil tabii. Başka hayatım da var. Nasıl bir hayat? Yani öyle çok pırıltılı, parlak bir hayat değil tabii. Herkesinki gibi işte. Özel biri var mı hayatında? Erkek arkadaş falan? Var. Var mı? Evet. Peki, güzel. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Sık sık görüşebiliyor musun mesela? Bazen. Malum bizim iş yoğun. Şimdi evde beni bekliyor zaten. Onunla mı buluşacaksın? Hı hı. Niye şaşırdın? Hastaneye gidiyoruz ya, ne bileyim, daha fazla bekletmeseydin adamı. Şey önemli değil o. Ben zaten biraz uğrayıp çıkacaktım. Ona da söylerim, biraz geç gelir falan. Hastaneye geldik. Murat. Murat. İyi misin birazdan? Sağ ol canım. Ne haber? İyiyim. Sen? Durum nasıl? Aynen. Doktor iyi dedi ama... bekliyoruz işte. Sen git istersen. Gecikeceksin. Efendim? Gecikeceksin. Randevum var diyordun ya, git istersen. Ben buradayım, merak etme. Ben bir seni göreyim istemiştim. Yarın akşam gelip kalırım. Tamam mı? Hani? Tamam. Tamam canım, sen beni merak etme. Ben iyiyim. Bak, bir şeye ihtiyacın olursa ara, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi git. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Açsındır. Ya kanka sağ ol. Değil misin? Ya bir iki lokma ye bari oğlum. İstemiyorum. İçecek bir şey ister misin? Kahve falan olur. En zor olan nedir biliyor musun Oktay? Elinden hiçbir şey gelmemiz. Karım içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Benimse tek yapabildiğim ellerim kollarım bağlı beklemek. Geçecek dostum. Geçecek bunların hepsi. Merak etme. İnşallah geçecek.
Nihal güçlü kadındır, atlatacak bunu. İnşallah. İnşallah. Baktım senden bir hayır yok. Dedim ben konuşayım şu komşuyla. Sabahın köründe gittim kapısına dayandım. Şaşırdım tabii. Dedim böyle olmaz bu iş. Sabır sabır bir yere kadar. Yani zam yapmayacaksan çek git buradan. Akşama kadar düşün taşın. Bana haber ver yoksa avukata vereceğim. Sonra ne oldu? 2 saat sonra geldi bu kuzu gibi. Elinde yeni bir kontrat. Olur olmaz derken %10 zam yaptım. Bu da ders olsun sana. Anladın mı şimdi iş nasıl halledilirmiş? Sana kalsa kibarlık bir işe yaramıyor kızım, geçti onun zamanı. Dedim de dinletemedim sana. Anne, cezaevinde isyan çıktı. İnsanlar yaralandı. Ortalık yangın yerine döndü. Ben de o yangının tam ortasındaydım. Hayatım tehlike altındaydı. Sabaha karşı eve geldim. Sen ne yapıyordun? Horul horul uyuyordun. 3 saat sonra işe gittim. Yine ne yapıyordun? Horul horul uyuyordun. Sen ne yapıyorsun zaten? Sürekli horul horul uyuyorsun. Ben şu an nereden geliyorum biliyor musun? Hastaneden geliyorum. Nihal Hanım yoğun bakımda. Ölecek mi ölmeyecek mi belli bile değil. Onun yerinde ben de olabilirdim anne. Ama bana bak. Ben burada bu hala üniformamla duruyorum. Haber dinlemiyorsun. Bari insan kapıdan girdiğinde kızına be kızım sen nasılsın der. Bir kere olsun hatırımı sor. Günlerdir kiracılarım böyle. Bıktım kiracılardan. Umrumda bile değil kiracılar, anlıyor musun? Eğer merak ediyorsan. Ölmedim ama yaşıyorum. İyi miyim? Bilmiyorum. Neye niyet, neye kısmet. Nihal'le daha 2 ay önce gelmiştik bu hastaneye. Çocuk için, sen de biliyorsun. Tedavi iyi gidiyordu. Doktor mutluydu. Bizi de. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı hazırlayıp uyandıracaktım ama madem uyandın o zaman birlikte hazırlarız. Bana göre olur. İşe geç kalacağız. Acaba diyorum kahvaltıyı iptal edeyim. Biraz vakit mi kazansak? Ya. Ya Halil ne yapıyorsun? Doktorun verdiği reçeteyi uyguluyorum. Çok güzeldi her şey. Çok güzeldi. Niye böyle oldu Mutlu? Neden böyle oldu? Ona bunu yapanı bulup öldürmek istiyorum. Her kimse bulup öldürmek istiyorum. Bak nasıl olmuş? Köpek mi gığınla? Allah Allah. Neden sırı diyor bununla bu sefer? Karıları doymuş da ondan. Ah çocuğum. Kapat bakayım gözünü. Hav. Bak bunu da ben yaptım. Sana nasıl olmuş? Korkmuyorum değil mi gari köpeklerden? Yok ama insanlardan korkuyorum. Neden çocuğum? Dövüyorlar, birbirlerini üzüyorlar, vuruyorlar arkadaşlarına.
Ama dedin ya sen, köpekler acıkınca yapıyor, insan hep yapıyor. Ah güzelim benim. Bu da doğru. İnsanlardan kim korkmuyor ki? Ne oluyor? Nihal, ne oluyor? Dur, dur, Murat dur. Nihal! Hemşire alın, hemen arayın. Ben sevgilim. Nihal, Nihal. Ne oluyor? Bir şey yap ben. Küçükken namaz hocasına gönderdi anam bizi camiye. Rahmetli Hafız Mustafa vaadı nur içinde yazsın. Vaaz verdi bize, o anlattıdı. Şeytan derdi kötülükten yaratılmış. Onun işi gaydi kötülük. Melekler de iyilikten yaratılmış. Onların da işi iyilik. İnsanoğlu da hem iyilikten yaratılmış hem kötülükten. Eğer insan iyilik yaparsa meleklerden bile daha yukarıda olmuş. Ama kötülük yaparsa da şeytandan bile daha aşağı olmuş. Ben sevgilim. Attım. Nihal! Nihal! Cenab-ı Allah cüz-i irade vermiş. İster iyiliği seç, ister kötülüğü. İyiliği seçersen mahlukların en şereflisi olursun demiş. Sen bilirsin demiş. Sen seç yolunu gari demiş. Ya! Doktor bir şey yapın! Ya! Ya! Bırak, çabuk düzelsin. Ya! Ya! Murat! Murat! Ya! Murat, çabuk düzelsin. Murat, sakin ol! Sakin ol, sakin ol. Tövbeler olsun yarabbim. İyiliğin yolunda giden de var emme. Bakıyorum, bakıyorum. Kötülüğü seçen daha fazla sanki. Mahlukların iyi şereflisi olacağını demiyor da, iyi şerefsiz olacağını diye uğraşıyorum. 100.000 kere tövbeler olsun. Bak çocuğum. Hayvan dediğin karnı acıkınca yemeğini yer, bir kenara kıvrılır uyur. Fazlasını istemez. İnsan dediğin öyle mi? Karnı doysa da daha fazlasını ister. Açlığı bitmez. Hamurumuzda iyilik var ama tadımız kötü. Hadi çiz bakalım köpeklerini. Onun dişlerini de yap. Nihal, müdürü kaybettik. Başımız sağ olsun. Thank you.
Marş! Cenaze al! Cenaze yürüyüşü marş! Ölmüşe çare yok. Ne olur yıpratma kendini, ne olur. Hadi. El-Fatiha! Amin! Başın sağ olsun. Allah razı olsun. Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun Murat. Murat, biz her zaman senin yanındayız. Ama asla onun yerini tutamayız ama biliyorsun işte. Elimiz her yerde. Gidelim biz de artık. Biraz daha... Benim kalmamı ister misin? Oktay, sen ağlıyor musun? Niye şaşırdın? Yok canım, sen pek duygularını belli eden biri değilsin ya. Yani bir de eski polis, özel harekatçısın, ne bileyim... ...önünde bir sürü insan öldü, alışmışsındır diye. Buna alışılır mı Özüm? Ölüme alışılır mı? Bunu söyleyen ya yalan söylüyordur ya da insan değildir.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kuzu düşmüş. Kuzu, başın sağ olsun. Allah cennetinde kavuştursun kuzu. Ne diyor bu bunakkine? Ne olacak? Kına yakıyor balamuz. Surata bak. Ne suratına, hadi bakalım. Kuzu baksana, aslında alışırsan hapishane kötü bir yer değil değil mi? Gerçi hapishane gidecekse. Bir ömür burada yaşayacaksın, artık burası da senin evin kuzu. Deniz. Durma öyle ezik ezik. Ezik mi? Aynen öyle. Sen böyle ezik durdukça onlar da seni ezik sanacaklar. Abla, gözünü aydın. Seninle olan dilekçeyi onaylamıştır. Bugün görüşüne gelin. Sağ ol. Deniz. Deniz. Müdüriyette kağıtları gördüm. Kızın geliyor görüşe. Ne diyorsun? Bununki de mi geliyor? Bununki de mi? Hayırlı olsun abla. Gözün aydın annem. Aydın annem. Sağ ol, sağ ol. Hadi hayırlı olsun. Oh. Azıcık yüzün gülsün. Ağlama. Tamam. Ağlama. Tamam, sağ ol. Sen gel benimle. Dikkat, dikkat, dikkat. Telefon görüşmelerinde... Hadi lan çabuk, çabuk. ...itibariyle yeniden başlamıştır. Bütün bu ne ya? Usta nazik ol, usta. Duyar. Belanın da kimden geleceği belli olmuyor ha. Ha? Karının biri çıksın öyle durup dururken. Bakma lan bana öyle. Bakma, patlatırım gözünü. Hiç mi vicdan yok lan sende? He? Nasıl kıydın lan müdürüme? Yeter ya. Gidip kalkma, benim düzgün konuş benimle. Dediğim gibi konuşurum lan sende. Sen de gibi dinlersin. O etki savcı bekliyor. Yürü. Geç otur, geç geç. Alo. Ha, görüşler açılmış, haber vereyim dedim. Tamam tamam, çok sağ ol, geliyorum ben. Tedavi edildiği tıp fakültesi hastanesinde dün gece vefat etti. Olayın başsavcısı olduğu ileri sürülen tutuklu Deniz Demir'in savcılık soruşturması sürüyor sayın seyirciler. Deniz Demir'in hali hazırda eşini öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmakta olduğu elimize ulaşan bilgiler arasında. Sırada ekonomi dünyasıyla ilgili bir haber var. Yeter artık, yeter yeter. Dur sakin ol, gel gel. Geleyim mi? Tamam sakin ol. Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Televizyondaki haberi bir tek ben mi gördüm? Baba, kim bilir annem neler yaşıyor orada, hem de benim yüzümden. Benim yüzümden ama en çok da senin yüzünden, senden nefret ediyorum. Ha, söylememe gerek yok. Bu artık bir cinayet soruşturması. Hı? İtiraf et Deniz. İtiraf et, kurtul. Neyi? Neyi? Sayayım mı suçlarını? Bir, kocanı vurdun, elinde silahla yakalandın. İki, içeri girer girmez cezaevine sim kart soktun. Yasak olduğunu bile bile. Üç, bununla da kalmadın. Koskoca cezaevi müdürünü herkesin gözünde tehdit ettin. Ve kadın kanlar içinde yerdeyken... yanında yine sen vardın. Deniz, benimle oynama. Oynama. Deniz. Hukukun en sevdiği şey itiraftır. Çünkü itiraf oldu mu gerçekler ortaya çıkar. Suç kesinleşir. Hakimler
adliyenin dışına hukuku taşımayı sevmezler. Evde karısıyla sohbet ederken ya da çocukların başını okşarken senin cinayetlerin kafalarını meşgul etsin istemezler. İstemezler. Ama itiraf edersen, bir de ardına pişmanlık gelirse acıma ve vicdan harekete geçer. İşte o zaman ağırlaştırılmış müebbetle değil, müebbetle, hatta 30 yılla kurtarırsın. Ha bir de içeride iyi halin görülür. 20 yıla çıkarsın buradan. İtiraf ve pişmanlık. En sevdiği ikilidir hakimin. İtiraf et. Sen de biz de kurtulalım, rahatlayalım hadi. Ben bir şey yapmadım. Kocanı da mı vurmadın kocanı? Elinde silahla yakalandın. Hatice! Buyur abla. Kapıyı kapat gel. Bu ne abla? Rahmetlinin bilekliği. Abla? Soru sorma. Şimdi git. Bunu şu bizim kuzunun odasına güzelce sakla. Kimseye görünme. Bakalım borcuna sadık mı? Biz bombayı kuralım da. İcap ederse... Hadi. Ah, kuzu, kuzu. Daha bir gün önce, bıçaklanmadan bir gün önce neredeyse odasında üzerine atlamışsın. Ağzına geleni söylemişsin ağzına. Onlarca şahit var. Keşke sorguya başlamak için beni bekleseydiniz Sayın Savcı. Ayrıca bu söylediğiniz hiçbir şeyi açıklamaz. Niye öyle bıçaklamak için bir sebebi olduğunu açıklar ama. Savcı Bey, daha şimdi siz dediniz ki bıçaklamadan bir gün önce dediniz, doğru mu? Evet doğru. Ne var bunda? Çok şey var. O bir gün içinde cezaevinin altı üstüne geldi. İsyan çıktı. Maktul ayaklanmanın ortasında kaldı. Bu besbelli organize bir cinayet Sayın Savcı. Saçmalık bu. Gerçekten saçmalık. Bıçağı nereden buldun bıçağı? Bulmadım bir yerden. Benim bıçağım yok. Benim bıçağım hiç olmadı. Daha önce de tabancan yoktu ama gene de vurdun kocanı. Lütfen Sayın Savcım lütfen. O dava henüz karara bağlanmadı. Doğru doğru. Haklısınız ya. Haklısınız. Ama aynı yere iki kere yıldırım isabet ederse ne olur? Ha? İnsan içinde bir bit yeni arar. Öyle değil mi? Deniz, senin otoriteyle bir sorunun var değil mi? Baskıya dayanamıyorsun sen. Kocan sana baskı yapıyordu, vurdun adamı. Burada kurallara da dayanamıyordun, Nihal Hanım'ı da... Evet ben vurdum, tamam ben vurdum. Gerçekten ben vurdum seni katilim, ben önüme geleni vuruyorum. Sakin ol. Var mı etrafta, orada burada sokakta başka suç daha?
Şu dünyada Nihal Hanım'ın yaşamasını benden daha fazla isteyen bir Allah kulu daha yoktur. Sayın savcım, yalnız konuşsak çok daha iyi olacak. Sürekli birilerine kızıyoruz gün içinde. Evde, işte, sokakta. Her kızdığımızı öldürmüyoruz. Hani ben öldürmüyorum. Sayın savcım bakın, bütün kamera görüntüleri tarandı. Cinayet kameraların görüş alanı dışında ölü bir noktada gerçekleşiyor. Ki bu tür ölü noktalar cezaevinde çok az. Ya Deniz şunun şurası 3 günlük mahkum. Hayatında ilk defa cezaevine düşmüş. Bu 24 saat içinde o kameraların ölü noktasını keşfedecek. Plan yapacak. Sonra gidip bir yerlerden o bıçağı bulup saplayacak. Bütün bunlar hayatın olağan akışına aykırı sayın savcım. Üstelik Deniz'e uymuyor, hiç uymuyor. Evet, şu anda cinayeti işlemediğine dair bir kanıtımız yok. Ancak cinayeti işlediğine dair bir kanıt da yok sayın savcım. Adam abi dene. Güzel bak Allah aşkına Dudu. Adam. Aa, Deniz. Aa, sen niye hazırlanmadın daha? Bir saat sonra görüş var. Değil mi? Hazırlanayım değil mi? Tabii. Bak görüş öncesi duşlar açıldı. Bence bir temiz duş al, iyi gelir. Tamam, iyi fikir, sağ ol. Sonra gel fal bakacaksın sana. Tutar benim fallarım. Gülüyor. Adam var, gara bir dene. Allah aşkına bırak adamım adamı. Al oğlum. Bugün raporumu bitirip yarın sabah Ankara'ya dönüyorum. Bakanlık en kısa zamanda asaletten bir müdür atayacak. O zamana kadar buralar size emanet. Teşekkür ederim efendim. İyi günler Metin Bey. Hoşça kalın. Bakalım kime atayacaklar. Bakalım. Göreceğiz. Tüm mahkumların dikkatini. Yemek saatinden sonra açık görüş başlayacak. Tüm mahkumların dikkatini. Yemek saatinden sonra açık görüş başlayacak.
Şükürler olsun kuzu. Rahatsız etmedik umarım. Ne oldu? Ne istiyorsun? Borcunu ödemeni. Borcum? Bana bir iyilik borcum vardı. Unutmuş. Evet. Ben ne yapayım? Benim adamım olacaksın. Azra karısının ne yaptığını saati saatine bana bildireceksin. Gelir gelmez Nihal'i hakladın. Ortalığı karıştırdın. Bakarsın Azra'yı da haklarsın. He? Bak. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdün, öldürmedin. Senin benim ne düşündüğümün hiçbir hükmü yok. İnsanlar karşılarında bir katil görmek istiyor. Hemen, anında, şifşak. Adalet yerini bulmuş, bulmamış. Hiç bunları, hiç önemi yok. Yeter ki insanlar karşılarında kinlerini akıtacak birini bulsunlar. Ağızlarını şaplatarak linç edecekleri birini yakalasınlar. İşte o sensin. Onların aradıkları katil sensin. O ne demek biliyor musun kuzu? Müebbet kuzu, müebbet. Ben istersem belki bu durumu çözebilirim. Seni linç etmelerine müsaade etmem. Ama sen nerede durduğunu bileceksin. Sırtını Azra karısına dayarsan hiç kimse için hayırlı olmaz. Şu anda senin karar vermen gerekiyor. Bu yolda benimle misin, değil misin? Ya benimle ya bensiz. Ben kimsenin tarafında olmayacağım. Tek istediğim buradan kazasız belasız çıkıp gitmek. O yüzden beni rahat bırak. Yavaş. Kazasız, belasız. Senin her tarafın kaza bela olmuş kuzu be. Bu ne kadar vefasız çıktı bu çatal. Çekecektik ayağını anne. Arama yapılacak tekrar. Habersiz yakalanmayın istedim. Sağ olasın Hüseyin'im. Abla, ne yapıyoruz? Patlatıyor muyuz bombayı? Patlatıyoruz tabii. Patlatmayacağımız bombayı niye koyalım? Patlatalım ki o kuzu da vefanın sadece bir semt ismi olmadığını anlasın. Thank you.
Deniz Demir, benimle gel. Görüş için. Görüşe. Kıra. Görüşe mi? İyi de görüş odaların... Önce bir takım evraklar imzalaman lazım. Kimsenin adamı değilsin. İyi. Kendi başının çaresine kendin bakarsın. Hı? Ya ne yapıyorsun? Hı? Kızına selamını söylerim ben. Hayır. Annem? Oğlum. Aslanım benim. Aslan oğlum aslan. Hı? Gel bir öpeyim seni. Sen zayıfladın mı? Yok anne. Ha? Ben... Zayıflamış da. Ha? Zayıflamış mı? Ne? Kendine bakmıyor musun? Olurum annem, bakıyorum tabii ya. Yani senin yemeklerin gibi olmuyor tabii ama. Yeni tanıştık. Onun da annesi burada yatıyor. Hatta cezaevi müdürünü öldürmekle yargılanıyormuş. Hmm.
Aile dostuyuz o zaman. Annesi benim içeriden arkadaşım. Ama bu ara kızını pek görmek istemiyor nedense. Şimdi dünürümüz oluyorlar. Yok be anne, ne dünürü ya? Gelinime iyi bak, gelinime. Anne. Sen gelinime iyi bak. Annesiyle içeride ben çok iyi anlaşıyorum, çok. Beni burada arama. Arama annem. Tüm görüşler sona ermiştir. Kapıda. Tüm mahkumlar isimlerine. Adımı. Tüm görüşler sona ermiştir. Adımı sorma. Saçlarıma yıldız düşmüş. Koparma annem. Ağlama. Deniz Demir'le görüşmemiz vardı ama kendisi nerede acaba? Bir bakalım. Yıldız düşmüş. Koparma. Deniz Demir görüş talebini reddetmiş. Ağlama. Beni burada arama, arama anne. Baba, o her şey benim yüzümden. Adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. 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 Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çevirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Thank you.
Kız var ya, saçlarım hep düz olsun istemiştim, biliyor musun? Saçmalama kızım ya. Aslan yelesi gibi saçlarım var. Bende olacak var ya. Benim yanımda bir daha saçtan bahsetmeyin, oyarım valla. Kurban olduğum kökü sende uzak. Allah Allah. O Azrail'imi bir kez... Tozunuzu ben mi attırayım? Yoksa siz mi toparlanacaksınız? Hatice nerede? Hatice? Evlat başka bir anne. Gözün aydın annem. Allah kavuştursun annem. Aç da bak. Bunlar nedir Murat? Aç. Buyur ablam. Beni emretmişsin. Kızlar bir sekin bakayım. Sek sek. Naş. Ha. Ha. Ne yaptın emaneti Hatice? Koydun mu yerine? Bilekliği mi abla? Başka ne iyi olacak Hatice? Koydum tabii abla. Sen ne istedin de ben yapmadım. Bir gören falan olmadı değil mi? Yok be abla. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. O bileklik yok işte. Nihal her zaman takardı o bilekliği. Sen de hatırlarsın. Ama yok. Kayıp. Peki o gün taktığına emin misin? %100 eminim. Nihal hayatta çıkarmazdı o bilekliği. Bak Özlem, bileklik kimdeyse Nihal'i de o öldürdü. Hemen genel arama başlatman lazım. İyi de Murat, biz isyan gecesi didik didik her yeri aradık. Girip çıkılmadık bir yer kalmadı. Ne bileyim, eğer olmuş olsaydı görünürdü. Kimse bilekliği aramadı ki. Ya biri görmüş olsa bile dikkatini bile çekmemiştir. Yani... Bak Özlem, bileklik kimdeyse katil de o. Sen katili bulmak istemiyor musun? Al bakalım. Bunları size ayırdım. Nasılsın? Görüş nasıl geçti? Görüşemedim. Neden? Kudret dediğini yapmadım diye çamaşırhaneye tıktırdı beni. Deniz. Şu Kudret'e bulaşmayacaktın. Gerçekten çok tehlikeli bir kadın o. Yani artık neyse, yapacak bir şey yok. Değil mi? Yani bu saatten sonra hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Of Allah. Bir kitap falan vereyim mi sana ha? Hem aklın dağılır. Yok. Yok vallahi, hiç kitap okuyacak kafada değilim. Deniz, kendini bırakırsan olmaz sana. Burada seni ayakta tutacak tek şey umut. Eğer umudun varsa bir ömür dayanırsın. Ama umudunu kaybedersen bir günde çökersin. Hadi, hadi bir kitap. Tamam bak, ben bunu okudum. Sana da tavsiye ediyorum. Hadi al şunu. Sağ ol. Azra, bir şey ister misin? Yok ya, en son aldığımı okuyamadım, bitiremedim zaten. Bugün bu fanlarla idare edeceğim. Bir sorun mu var? Yok.
sorun olsa bilirsin zaten. Herkes senden bahsediyor. Yakında efsane olacaksın. Nasıl yani? Şöyle ki, ben demiyorum, insanlar diyor. Diyorlar ki bugün Nihal'i indiren kadın yarın da Azra'yı. Anladın sen. Vallahi insanların ne düşündüğü umurumda değil. Ben hayatım boyunca hiçbir canlıya zarar vermedim Azra. Yani yazın herkes sivrisineklere ilaç sıkarken ben tütsü yakarım. Öyle düşün. Anlatabildim mi? Güzel. Üst üste arama yapmak olmaz. Daha yeni arama yaptık. Ben alamam böyle bir sorumluluğu. Murat'ın iddiası ciddi ama. Bunu dikkate almalısın. Bir de bana aramaya katılmak istediğini söyledi. Ne? İzin vermedim tabii ama ısrar ediyor. Yok, olmaz. Hayatta olmaz. Diyelim bileklik birinin odasında bulundu. Bulan da Murat. Nasıl olacak? Hadi zapt et. Zapt edebiliyorsan Murat'ı o zaman. Olmaz. Şey, acaba sen mi konuşsan? Ha, olur tabii, konuşurum. Peki o zaman. Aramayı yapalım. Sen arkadaşlara haber verirsin. Hallederim, merak etme. Başka bir şey? Yok. Dur orada. Yakınlaş. Tamam. Yakınlaş, yakınlaş. Tamam. Daha fazla yakınlaşamıyor musun? Bu kadar. Tamam, devam et. Murat, biz bunlara defalarca baktık. Berna baktı, Özlem baktı, ben baktım. Savcı baktı. Jandarmalar falan. Hepimiz baktık yani, hiçbir şey yok. Tamam, şimdi de ben bakıyorum, ne var? Onu burada içemezsin yalnız. Ne diyorsun sen Oktay? Ne yapacaksın? Şikayet mi edeceksin beni? İşten mi attıracaksın? Dediğim gibi arkadaşlar, o bileklik bulunana kadar her yer didik didik aranacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 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 Buyurun. İkinci kata bir grup benimle gelecek. Nereye? Hadi biz de gidelim arabaya. Hayır, bir dakika. Sen aramaya katılmıyorsun. Ne diyorsun sen Oktay? Ben bir şey demiyorum. Özlem Hanım diyor. Özlem Hanım mı? Özlem Hanım. Oktay, bu arama niye yapılıyor biliyorsun değil mi sen? Benim karımın katilini bulmak için yapılıyor. Benim karımın. Onu bulmayı hepimiz istiyoruz. Bir tek sen değil. Güzel. O zaman çekil. Olmaz dedim. Oktay, çekil. Olmaz dedim ya. Meseleyi şahsileştirme. Oktay, çekil buradan. Oğlum, öfkelisin lan. Sarhoşsun. Thank you.
pişman olacağın şeyler yapma. Tamam mı? Kendine bunu yapma. Tamam mı? Sakin sakin burada bekle. Dikkat edin, içeri girmesin. Aklına Nana'nın bir keresinde söylediği şey geldi. Her bir kar tanesinin dünyanın bir yerinde haksızlığa uğrayan bir kadının ağzından dökülen bir ah olduğu. Bütün bu iç geçirmeler gökyüzüne yükseliyor, bulutlar halinde toplanıyor. Sonra minicik parçalara bölünüp sessizce aşağı insanların üzerine yağıyordu. Bütün bunlar bizim gibi kadınların neler çektiğinin göstergesi demişti. Başımıza gelen her şeye nasıl da sessizce katlandığımızı. Bileklik bulundu. Tekrar ediyorum. Bileklik bulundu. Benim değil o. Ya lan! Ne oldu ya? Çekilin lan! Çekilin! Otlar! Yatağın altında buldum. Bu yapmış. Nihal'in bilekliği bu. Kurulu bir makineyim ya, arıza yaparsam. İstemediğim halde ya devrelerimi yakarsam. Durmam gerek ya yere yıkılırsam. Ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam, aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkma sırma. Bana bit lan artık derler azalma. Sohbetini de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam. Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam.